Sinan Bey, Ömer Taşpınar dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'ndekiler, Amerikan bürokrasisi bir şeyi öğrendi. Türkiye'nin zayıf karnının neresi olduğunu, yani Türkiye'yi nasıl sıkıştırabileceklerini, bunun ekonomi olduğunu gördüler. Trump, yani bir önceki başkan diyeceğiz herhalde birkaç saat itibariyle, de yaptığı konuşmalarda İşte Türkiye'yi bir tehdit ettim, hemen Rahip Brunson'u saldılar demişti. Siz Amerika'nın bu yol üzerinden Türkiye'yi sıkıştıracağını düşünür müsünüz? Çünkü gelen bilgiler, bir yandan da Avrupa'nın tabii Türkiye'de çok büyük yatırımları var. Sadece Almanya'nın ki 50 milyarın üzerinde riski var Türkiye'de. Ciddi bir krize Türkiye'nin sürüklenmesine yol açacak yaptırımlara Avrupa'nın çok sıcak bakmayacağını söylüyorlar. Siz bunu, bu şeyi nasıl okursunuz? Ben Biden Amerikası'nın Türkiye'yi ekonomik yaptırımlar üzerinden sıkıştıracağını düşünmüyorum. Yani bu Trump döneminde yaşandı ama Trump, hani sizler de biraz önce konuştunuz zaten, çok hani demokratik kurallara pek riayet etmeyen, Amerika'daki geleneksel karar alma süreçlerinin çok dışında ani ve öngörülebilirliği düşük kararlar alan bir liderdi. Ve o da işte Türk ekonomisini batırırım tweet'i attı. Zaten oldukça kırılgan bir ortamda olan ekonomimiz de bundan çok menfi etkilendi. Ama bu Biden'ın, özür dilerim, Trump'ın aslında çok kişisel bir tercihiydi. Yani en azından ben öyle okuyorum. Bu bir Amerikan resmi tutumu değildi. Şimdi Trump, Biden döneminde bunun oldukça uzak bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Yani ekonomi üzerinden Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararı Amerika'dan çıkmayacaktır. Ama tabiatıyla Türk-Amerikan ilişkilerinin kötüye gitmesi ister istemez Türk ekonomisini etkileyecektir. Amerika da bunun gayet farkında. Dolayısıyla işin siyaseten nasıl bir renge kavuşacağı, ilişkilerin düzelip düzelmeyeceği, krizli dönemlerin yaşanıp yaşanmayacağı bizzatihi Türk ekonomisi bakımından önemli olacak. Çünkü nihayetinde Türkiye'nin asıl ticaret ve yatırım ortakları batılı ülkeler. Yani Türkiye'nin en büyük 5 tane ihracat pazarından 4'ü NATO ülkesi. En büyük, en fazla yatırım çektiği 10 ülkenin 8'i de NATO ülkesi. Şimdi böyle bir ekonomi coğrafyasıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla zaten biz hani bunu resmi politikalara hükümet yansıtmak istese de istemese de en nihayetinde Türkiye'nin Batı ülkeleriyle siyasi ilişkileri Türkiye'nin ekonomik geleceği bakımından çok ön planda. Çünkü nihayetinde biz büyük ölçüde sermayeyi de oradan çekiyoruz, yatırımı da oradan çekiyoruz, teknolojiyi de oradan alıyoruz. Dolayısıyla Amerika bir hani ekonomik yönden bir yaptırım rejimi uygulamasa bile Türkiye'ye, Türk-Amerikan ilişkilerinin gidişatı veya daha genel anlamda diyelim Türkiye'nin Batı ülkeleriyle ilişkilerinin kimyası Türk ekonomisinin geleceği bakımından büyük önem taşıyor. Kaci, var mı bu konuda yorumun? Şimdi bu kasa yaptırımlarına ben değinmek istiyorum. Şöyle ki bu kasa yaptırımları başladı ve başladığından bu yana hayatımızda ne değişti? Sokaktaki insan tabii bu kasa falan tartıştığımız zaman çok fazla bir şey aslında onun için ifade etmiyor olabilir. Ama gerçekte eder mi, etmez mi? Ve bu kasa yaptırımlarının da eğer bu S-400 konusunda Türkiye'nin tutumu, mevcut tutumu devam ederse ağırlaştırılabileceğinin de sinyallerini aldık. Ne ifade ediyor, ne olur ve biz bundan nasıl etkilenebiliriz? Kasa yaptırımlarının yan etkileri özellikle, yani Türkiye'nin Amerikan yaptırımlarının hedefi olan bir ülke haline gelmesinin yan etkileri daha mı zorlayıcı, daha mı tahripkar olabilir yoksa diye bir soru sorayım. Bana mı? Evet. Oradan Barçın'a döneceğiz. Tabii. Evet, Barçın'dan özür dileyerekten.
Şöyle, şimdi Katsa yaptırımları çok konuşuldu tabiatıyla. Tekrar kısaca bir hatırlatmakta fayda var. Ama bu yaptırımların şöyle bir özelliği var. Şimdi yaptırım dendiği zaman biz hep aklımızda işte Amerika'nın, Birleşmiş Milletler'in bir ülkeye yönelik yaptırımlarını anlıyoruz. Çünkü aklımızda hep böyle İran'a yönelik yaptırımlar var veya Küba'ya yönelik yaptırımlar var. Şimdi Katsa böyle bir yaptırım rejimi değil. Katsa bir ülkeye yönelik yaptırım değil. Katsa işte Rusya'nın Amerika tarafından tadad edilmiş olan yaptırımlar listesinde dahil olan 32 tane savunma sanayi şirketiyle iş yapan şirketlere ve onların yöneticilerine yönelik bir yaptırım rejimi. Böyle olduğu için zaten Katsa uygulandığı noktadan itibaren de hedefte Türkiye'de Savunma Sanayi Başkanlığı vardı. Türkiye bir ülke olarak değil, Savunma Sanayi Başkanlığı ve onun sorumluları başındaki tabii Ali Demir Savunma Sanayi Başkanı olmak üzere onları hem Savunma Sanayi Başkanlığı'na hem Savunma Sanayi Başkanlığı'nın üst düzey yöneticilerine yaptırım geldi. Dolayısıyla bunlar sokaktaki insanın hayatını etkileyecek nitelikte yaptırımlar değil. Bir kere doğrudan ekonomiyle ekonomik yaptırımlar değil. Türkiye'nin daha orta ve uzun vadede savunma sanayinin gelişimini etkileyecek nitelikte yaptırımlar. Kısa vadeli de etkileri olmayacak çünkü burada asıl hani hazır askeri bunlara bir etki olmuyor Katsa içerisinde.